Evet, haber merkezince hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi birinci yarı yılı bugün sona erdi. Karnelerini alan öğrenciler 15 günlük tatile başlamanın sevincini yaşadılar. Yarı yıl tatili nedeniyle Yavuz Selim İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. İkinci yarı yıl 7 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi birinci yarı yılı bugün sona erdi. Karnelerini alan öğrenciler 15 günlük tatile başlamanın sevincini yaşadı. Yarı yıl tatili nedeniyle Yavuz Selim İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Erzincan Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Belediye Başkanı Bekir Akson, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Kaçıncı sınıf burası ya? Sanki daha büyüksün sen. Nasıl, okul kapanıyor diye üzülüyorsunuz herhalde? Evet. Hadi bakalım, tebrik ederiz. Bak, belediye başkanımız, öğretmenimiz aynı zamanda onunla beraber geldik. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, tatilin iyi değerlendirilmesi gerektiği vurgusunu yaptı. İlkokul 1'e başlayan öğrenci ve veliler için daha farklı bir önem arz ediyor. Onun için ilimizde bu yıl 3398 öğrencimiz karne alacak. Biz hep şunu söylüyoruz, karne çocuklarımızın kişiliğini kesinlikle yansıtmıyor, karakterini yansıtmıyor. Performansı da yansıtıyor diyoruz. Ama bu performansı sadece öğrenciye yüklemek değil, hem verenin, karneyi verenin performansı ki öğretmenin, okulun ve alanın, öğrencinin ve velinin de performansını ortaya çıkarıyor. Biz diyoruz ki bu performansı yükseltmek için Türk usulü de yapmayalım, Alman usulü de yapmayalım. Türk usulü birisine yüklüyoruz. Sadece bunun sorumlusu velidir diyoruz veya öğretmendir diyoruz. Veya herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor Alman usulü. Bu performansı beğenmediğimiz yerler varsa hep birlikte düzeltelim diye inşallah bu salgın sürecinden sonra da Sayın Valim gerçekten ciddi sıkıntılar ve zorluklar yaşadık. Özellikle kapanmama adına ciddi şeyler vardı. Bir diğeri de bazı bu süreçte 1,5 yıllık süreçte davranış ve alışkanlıklarla ilgili sıkıntılar vardı. İlk 2 ay ondan çok ciddi cedelleşerek geçti. Ondan sonra onlar bittikten sonra da öğrenme kayıplarını giderme adına ciddi çalışmalar yapıldı. İnşallah hayırlara vesile olur Sayın Valim. Ardından protokol tarafından öğrencilere karne ve hediyeleri dağıtıldı. Şöyle dön bakayım. Efsanur. Karnesi Efsanur. Tebrik ediyorum seni. Hediyeler de var Sayın Valim. Karnelerini alan öğrenciler heyecan ve sevinci bir arada yaşadı. Karne töreninin ardından okul toplantı salonunda bir araya gelen protokol üyeleri il genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında istişarede bulundu. Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminin Erzincan'da sorunsuz tamamlandığını dile getirdi. Öncelikle öğretmenlerimiz, öğrencilerimize, Sayın Valimizin selamlarını iletmek istiyorum. Biliyorsunuz kendisi acilinde il dışında bulunduğunca valilik olarak ben yemek kapında kaldım. Çok selamlar, saygılar var hepimize. Bugün de geçen seneki o kötü bir durum vardı biliyorsunuz. Bir uzaktan eğitim yüz yüzeyi terk etmiş bir durumda. Bu sene iyi başladık. Çocukları ve öğretmenleri olmayan bir okul sadece boş bir terk edilmiş kapın binası gibi görüyorsunuz. Geçen sene onun böyle bir grupluğu vardı ülkemizde. Ama bu sene okullara yüz yüze eğitime başlamamızla beraber okullara eski o şeylerine döndü. İlk dönem itibariyle de okulun temiz kapsamında okullarımız zaten tüm belgelerimiz tamamdı Erzincan'da. Bütün tedbirler alınmış. İlk başlarda biraz ufak tefek verdiler olsa da daha sonra çok rahatladı okullarımız. Ve biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanımızın dediği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi okullar bu dönemde kapanmaması gereken, eğer kapanacaksa en son kapanması gereken
yerler olarak belirlendi. Bunun doğruluğunu da görüyoruz. Şu anda çok bir sıkıntımız olmadan ilk dönemi hayırlısıyla bitirdik. Ve bu ilk dönemde de çocuklarımız daha okullarını özlemişler. Onun o ışıklığı gördük. İnşallah bir dahaki dönemde bu COVID bedası daha da azalacak gibi görünüyor yaz aylarında. Bir dahaki senede hiçbir okulların uzak kalmadan bu %100 devam ediyor. Zaten Avrupa'da da genelde okullara birçok ülkede ara verilmeden devam etmeye gayret edildi. Biz de onu uyguluyoruz. Bu da başarılı bir şekilde uyguluyor. Yerelde de belediye başkanımızın, diğer kurumlarımızın destekleri de bizi ziyaretçisiyle mutlu ediyor. Bu şekilde inşallah bu dönemi de bu yıl bitireceğiz. Tabii çocuklarımızdan 2 haftalık sürede bol bol herhalde kitap okuyacaklar. Biraz oynayacaklar. Ödev yok, ödev istemiyoruz. Çocuklarımız biraz rahatlaması gerekiyor tabii. Onlar için de hayırlı olsun diyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Zahmet etmesini göstermişsiniz. Teşekkürler. Bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın babası Saadettin Karaman, İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve kalabalık bir cemaat katıldı. Bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek 86 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın babası Saadettin Karaman, İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bari devletlerinden Eyüp Sultan Hazretleri'nin ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için Allah rızası için el-Fatiha. Karaman'ın cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Erzincan Dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ailesi Süleyman Yücel Şakir Karaman ve bütün aileye versin. Çok iyi bir insandır. İyi bir Müslümandır. Bugün zaten onun son yolculuğunda burada bütün dostlarını, sevenlerini buluşturması da onun bir ispatıdır. Uzaktan, yakından bu cenaze merasimine izin de ahirete irtihal eden bütün geçmişlerine Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Rabbim dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Süleyman Karaman ve kardeşi Şakir Yücel Karaman cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını Eyüp Sultan Müftüsü Basri Bektaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından Saadettin Karaman'ın cenazesi Edirne Kapı Şehitliği Sakız Ağacı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Erete Şahmedi olarak Saadettin Karaman'a Allah'tan rahmet, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve Karaman ailesine başsağlığı diliyoruz. Erzincan Atatürk Mahallesi'nde 2017 yılında projelendirilen, 2018 yılında inşaat çalışmalarına başlanan ve 2022 yılında yapımı tamamlanan şehir stadyumunun açılışı adeta yılan hikayesine döndü. Tribünlere monte edilen koltuklarda yaşanan sorun nedeniyle koltuklar geri gönderildi, yerine yenileri getirildi. Yeni koltuklar monte edildi, tam stat açılacakken bu koltuklarda da sorun çıktı ve açılış yine ertelendi. Nedeni ise bu kez de koltukların yanmazlık testinden geçmemesi olarak gösteriliyor.
Erzincan Atatürk Mahallesi'nde 2017 yılında projelendirilen, 2018 yılında inşaat çalışmalarına başlanan ve 2022 yılında yapımı tamamlanan şehir stadyumunun açılışı yılan hikayesine döndü. Tribünlere monte edilen koltuklarda yaşanan sorun nedeniyle koltuklar geri gönderildi, yerine yenileri getirildi. Yeni koltuklar monte edildi, tam stat açılacakken bu koltuklarda da sorun çıktı ve açılış yine ertelendi. Nedeni ise bu kez de koltukların yanmazlık testinden geçmemesi olarak gösteriliyor. Atatürk Mahallesi'ndeki eski stat yerine inşa edilen 62.547 metrekare kullanım alanına sahip 12.981 seyirci kapasiteli statta alışveriş merkezi, restoran ve farklı branşlar için spor salonları yer alıyor. Alttan ısıtma sistemiyle yağmur ve kar yağışından etkilenmeden müsabakaların devam edebileceği UEFA standartlarındaki statta 605 araç kapasiteli otopark da bulunuyor. Stadın Ali Kemali Caddesi'ne bakan kısımları kafe ve dükkan olarak tasarlandı. Bunun yanında Erzincan Spor Store mağazası, spor malzemelerinin satılacağı iş yerleri ve 12 adet antrenman salonu yer alıyor. Modern yapısı ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam alanı olarak kabul edilen, yaklaşık 180 milyon liraya mal olan stadyumun ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Yetkililer konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken taraftarlar ve kamuoyu yaşanan olumsuzluklara tepkili. Erzincan Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri arazinin karla kaplı olması ve olumsuz hava şartları nedeniyle doğada yaşayan yaban hayatını korumak amacıyla yem ve yiyecek bıraktı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaban hayvanları unutulmadı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri arazinin karla kaplı olması ve olumsuz hava şartları nedeniyle doğada yaşayan yaban hayatını korumak amacıyla yem ve yiyecek bıraktı. Özellikle yoğun kar yağışının ve yiyecek sıkıntısının olduğu arazinin belirli noktalarına yem ve yiyecek bırakılarak doğal yaşamı destekleme faaliyetlerinde bulunuldu. Ekipler dondurucu soğuğa aldırış etmeden aç kalan hayvanların beslenmeleri amacıyla yoğun çaba sarf etti. Ekipler kürekle karları küreyerek hayvanlara yem alanı açtı. Erzincan'dan geçen Karasu Nehri'nden tutulan 45 kilogram ağırlığında 1 metre 30 santim uzunluğundaki dev turna balığı görenleri hayrete düşürdü. Turna balığı balıkçıların da yüzünü güldürdü. Erzincan'dan geçen Karasu Nehri'nden tutulan 45 kilogram ağırlığında 1 metre 30 santim uzunluğundaki dev turna balığı görenleri hayrete düşürdü. Turna balığı balıkçıların da yüzünü güldürdü. Alıp sana üstüne abi. Balıkların Erzincan merkeze 40 kilometre mesafede Karasu Nehri'nde tutulduğunu belirten balıkçılar, soğuk kış günlerinde Fırat Nehri'nden farklı boy ve kilolarda dev turna balıklarına rastladıklarını ifade ediyorlar. Turna balığının özellikle omega 3 bakımından bir besin deposu olduğu belirtiliyor. Halen canlı olması nedeniyle vatandaşların dokunup hareketlerini izlediği dev turna balığı izleyicilerine saatlerce keyif yarattı. Turna balığının fiyatı 60 ila 70 lira arasında satılıyor. Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Bir saat oldu. Adı nedir hayvanın? Turna balığı. Turna balığı. Turna balığı. Fırat Nehri'nde. Evet. Bu ölçüleri nedir, kilosu falan? Kilosu 45 kilo şu anda. Şu an 45 kiloda. Daha geçen de 70 kilosu geldi. Evet. Ülke genelinde özellikle bebekler ve çocuklarda sık görülen işitme kaybının erken tanınması ve gerekli tedavilerin sağlanabilmesi amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü personellerine online güncelleme eğitimi verildi. Ülke genelinde özellikle bebekler ve çocuklarda sık görülen işitme kaybının erken tanınması ve gerekli tedavilerin sağlanabilmesi amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü personellerine online güncelleme eğitimi verildi. Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Ulusal İşitme Tarama Programı kapsamında yeni doğan bebeklerin ve ilköğretim 1. sınıfa giden çocukların işitme taraması yapılıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim sonunda İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Hirik ve birim yöneticilerinin katılımıyla kursiyerlere belgeleri verildi. Erzincan önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzincan Ergan'da kayak merkezinde düzenlenen Alp disiplini U12, U14 ve U16 Türkiye elemesi yarışmaları başladı. Yarışlara 26 ilden 400 sporcu katılıyor. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzincan Ergan'da kayak merkezinde düzenlenen Alp disiplini U12, U14 ve U16 Türkiye elemesi yarışları başladı. Yarışlara 26 ilden 400 sporcu katılıyor. Teknik heyet, antrenörler ve yöneticilerle birlikte 550 kişi Erzincan'da misafir ediliyor. Uzun slalom yarışlarında sporcular kıyasıya mücadele etti. Ergan Dağı'ndan övgüyle söz eden sporcular, pist uzunluğu, kar kalitesi ve tesisleriyle Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin ülkenin sayılı kayak merkezlerinden biri olduğunu belirttiler. Organizasyon hakkında bilgi veren Türkiye Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel, dereceye giren sporcuların Türkiye Ligi'nde yarışmaya hak kazanacaklarını belirterek tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu. Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden 24 Erzincan Spor Ligi'nin ikinci yarısının ilk maçında kendi sahasında Tarsus İdman Yurdu Spor'u konuk edecek. Karşılaşma 22 Ocak Cumartesi günü saat 13'te Müstakil Atletizm Pisti sahasında oynanacak. Türkiye 2. Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden 24 Erzincan Spor, ligin ikinci yarısının ilk maçında kendi sahasında Tarsus İdman Yurdu Spor'u konuk edecek. İkinci yarının ilk maçını maç yapmadan bay olarak geçiren kırmızı siyahlı Erzincan temsilcisi ilk maça galibiyet parolasıyla çıkacak. Karşılaşma öncesi Erzincan Spor, ligde 23 puanla 10. sırada, rakip Tarsus İdman Yurdu Spor ise 21 puanla 15. sırada yer alıyor. Uşak bölgesi klasman hakemi Veli Karakaya'nın yöneteceği maç, 22 Ocak Cumartesi günü saat 13'te Müstakil Atletizm Pisti sahasında oynanacak. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan -9-0, Erzurum -17-3, Sivas -10-1. Gümüşhane -10-1, Bayburt -17-3, Giresun -7-10, Elazığ -14-3, Tunceli -8-1, Bingöl -12-3, Malatya -10-3, Yozgat -2-1, Amasya -2-5, Kars -20-7, Van -15-2, Ağrı -15-2 derece. Dolar 13.43, Euro 15.23. Gram altın 794 lira, tam altın 5.164 lira, yarım altın 2.608 lira, çeyrek altın ise 1.304 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.